İmamoğlu. Evet. Onu istiyorum. Çok çalış. Bence o gelsin. Yeter yani, biraz değişiklik olsun. İmamoğlu kazanır. Teşekkür ederiz. Evet. Cevap hakkım var ama vermeyeceğim bayana. Çok çalıştı diyor. Ben yani ya... Zaten herkes her şeyi biliyor. Gelsin İmamoğlu. Kurtarsın ülkeyi. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Neden İmamoğlu? Ben memnunum. Memnunum. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla birçok şahesi olayları var. O yüzden tanımıyorum da zaten çok fazla. Ekrem İmamoğlu'nu denedik. Yani belediye başkanı olarak denedik. O yüzden Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden Murat Kurum? Daha güveniyorsun o yüzden. Güvenilir anlamadım. Güvenilir, evet. Güvenilir olduğu için. Evet. İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? İmamoğlu yeterli gelmedi. Yeterli gelmedi. Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teyzeciğim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu? Üşüyorsun, üşüyorsun sen. Buz gibi oldun sen orada. Ulan sen ne kadar fena gösteriyorsun. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu ne ya? Murat Kurum mu diyorsun? Tabii. Neden Murat Kurum? Ya Murat Kurum bak yaptığı yerlere bak. Nasıl güzel yaptı. Allah razı olsun. Allah daha çocuklarımız kan altında kalmasın. Bak İsrail kökümüzü kazıdı İsrail. Şimdi 35 tane cenaze söksaydım çıktım dışarıya. İçimiz yanıyor ama bir şey yapamıyoruz. Evet. Yapamıyoruz. Yapsalar yaparlar yani. Ama adam suçlusu oldu ya. Ona seviniyorum. Hı. Çok şükür bak o savaş suçlusu oldu. Ben sanki Tayyip'i çok mu tutuyorum? Beni o değil. Hiç birisini istemiyorum. Çünkü Türkiye güzel şey yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Hiçbiri yapsa da beşi de arkada laf söylüyor. Kadın demin diyorum ki bak ne güzel yaptılar. Allah razı olsun. Bilmem diyor ne olur diyor. Yani öyle edepsizce konuşulur mu? Terbiyesizlik var, çok var. Ama bizim yine de Allah Türkiye yine de Tayyip. Çünkü yine de Tayyip diyorum. Peki biliyorsunuz İliç'te bir facia yaşandı. Siyanür faciası. Bu yaşanan facianın olduğu yerde Murat Kurum'un zamanında, bakanlık zamanında onay verildiği söyleniyor. Ama aradan ne kadar zaman geçti. Ama bir de zamana bak. Ve denetlenmemişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaptıysa onun da çocukları var. Yaptıysa onun da yuvası var. Tek o onların yuvası değil ki. Hepsinin yuvası aynı. Ya da Tayyip olsun, o bir olsun. Hangisi ise eğer bir hainlik yaptılarsa Allah sorar. Zaten ne diyor? Allah'ıma rızıkna hürsel mürselin ve ilhamel enbiye ve fehmle evliye bir rahmet ki ya rahmet rahim. Elbette Allah soracak tabii ki de ama biz de oy veriyoruz. Her şey. İşte kullanıyoruz. Keşke de bizim de hesap sormamız gerekiyordur belki de bazen. Keşke ben bir şey bilmem. Peki. Ben Türk'üm, Kürd'üm. Ben onları tutuyorum. Gerisini bir şey yapamıyorum. Sağ olun. Peki teşekkürler. Size soralım. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben onu seviyorum. Sen onu seviyorsun. Evet. Hayat ne kadar zor biliyor musun? Benim durumum iyi mesela. Ama olmayanlara versin. Şimdi millet. Gelir. Tabii. Neye gelir? 20 senedir gelmemiş. Çalışıyor musunuz şu an peki? Nasıl? Buyur. Ya benim durumum iyi. Ya ben 3 çocuğumu okuttum. Benim eşim evim var. Olmayanlara versin diyorum. Benim durumum iyi. Yani ben kendimi niye yapayım ki iyi diye. Herkesin olsun. Bir ekmeğim varsa herkesinden bölüşeceğim. İyi olur da 20 senedir iyi olmamış. Nasıl iyi oluyor? Ben hepsini tanıyorum, biliyorum. Bütün geçenleri. Kaç sene Ankara'da kaldım. Yani. Ankara'da kaç sene kaldım? 28 sene. Peki teşekkür ederiz. Evet. Neden Murat? Çünkü İmamoğlu beklentilerimize cevap vermedi onun için. Yani en azından İstanbul'un 5 yılı gitti bence. Ne gibi bir beklentiniz var? Ekrem Bey'den çok şey bekliyorduk ama hiçbir şey olmadı. Yani gözle görülen bir şey yapmadı. Verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. Milleti resmen kandırılmış gibi hissediyoruz kendimizi. Yani ben de isterdim ki Ekrem İmamoğlu başarsın, yapsın denedik ama olmadı. Bunun için Murat Kurum'u deneyeceğiz. Teşekkür ederim. Size soralım, sizce İmamoğlu mu Murat? Ben de Ahmet abinin söylediği gibi aynı şekilde Murat Kurum diyeceğim, çünkü Ekrem İmamoğlu yani her şeyin çok iyi olacağını söyledi ama hiçbir şey güzel olmadı. Yani geçen mesela metroyu kullandım, metroların durumu, mesela şu otogarda insanların yaşadığı durum, genel olarak etrafın durumu, mesela otoparkın durumu, arabamı mesela otoparka koydum, 3 ay içerisinde 700 liradan 1500 liraya gibi rakamlara çıktı. Aracımı, yani durumu anlattığımda, ifade ettiğimde, müşteri hizmetlerine konuştuğumda %53'le giderleri gösterdiler, elektrik dediler, çalışan dediler vesaire. Yani birçok şeyle ilk defa oy verdim. Doğru söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'na, hani daha doğrusu diğer partiye diyeyim. Ama yani beklentileri karşılamadı ve olmadı yani. Hiçbir şey güzel olmadı. Benim söyleyeceğim bunlar. Yani yine eski şekline döneceğiz, öyle görünüyor. Ablacığım ben böyle konulara girmek istemiyorum. Sağ ol. Vallahi gerçek. Bırakalım o zaman. Bana göre hiç kimse, kim gelirse gelsin, hiçbir şey yapmıyor ki yani. Yapmıyor yani. Herkes hep kendi cebini dolduruyor. Doğru muyum? Doğruyum değil mi? Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Ben geçen seçimde 18 senedir Erdoğan'a veriyorum ama pişman oldum yani, artık vermeyeceğim. Bakıyorum benim halim, durumum iyi ama milletin iyi değil. İyi değil yani. Sence iyi mi? Değil. Onun için vermeyeceğim artık. Vermeyeceğim. Peki en son sizi böyle vazgeçiren şey ne oldu? İşte çünkü bu 18 senedir verdiğiniz vazgeçiren. Evet. Bakıyorum ki hiç halka bir şey yapmıyorlar yani. Hep kendileri, hep kim gelirse gelsin hep kendi cebini dolduruyor yani. Halkın için bir şey yapan yoksa ben de vermiyorum. Gideceğim en gariban kimse, ona vereceğim. Muharrem İnce'ye vereceğim. Tabii onu da deneyeceğim yani. Bakalım o ne yapacak yani. Muharrem İnce'ye atacağım. Hepsini Muharrem İnce'ye. CHP'ye değil, Muharrem İnce'ye. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Evet. Size de sorabilir miyiz? Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Size soralım. İmamoğlu, tabii ki İmamoğlu. Bilal Aydın. Siz? Bilal Aydın. Neden peki? Tamam inşallah. Neden? Saadet Partisi. Neden? 2 tane mi sadece katılan var? Onları soruyoruz, 2 kişi de olabilir. Sizce ne olur? İkisi de değil. İkisi de kazanamaz mı? İkisi de kazanamaz inşallah. Aday çıkarır mı Saadet Partisi? Çıkar. Bilal Aydın. Peki. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Neden İmamoğlu? Çalışıyor. Murat Kurum bir faydasını göremedik. Zaten yaptığı işler ortaya çıkıyor piyasaya. Erzurum'da herhalde. Erzurum'da yaptığı, izin verdiği, ondan sonra bu kentsel dönüşüm muhabbetine, yapılara izin verdi. Kaçak yapılara. Hatay'da olsun, Malatya, civar illerdeki. Çok bir beklentim yok ondan ya. Zaten kendisi de söyledi, Ekrem'in yaptığı bütün işleri. Kendisi açıkladı, yaptığı %87'ydi. Söylediği bütün vaatleri yerine getirdi. Daha sözü gerek yok yani. Kendisi söylüyor bütün icatlarını yapıyor diye. Başkasına da ihtiyaç duymuyorum zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neden İmamoğlu? Yani birinin bir bakanlık geçmişi var. Öbürü belediyeci. Hani bence Murat Kurum vaatlerini bakanken de yapabilirdi. Şimdi bana çok şey gelmiyor. İnandırıcı ya da yapabilecekmiş gibi gelmiyor. İnsanın elinde güç varken yapmadıysa şu anda yeni bir güçte yapmaz gibi geliyor. Bilmiyorum. Benim düşüncem böyle. Neden İmamoğlu? Ya geçmişten bugüne zaten olanlar belli. Yapılanlar belli. Haksızlıklar belli. Hem parti hem kişisel. Baktığımız zaman her türlü kaybetmeye mecbur. Ya, yapabileceğim. Peki bu adaylık? Yetersiz. Bana göre İstanbul için aslında İmamoğlu da yetersiz. Çünkü İstanbul bir şehir demeyeyim, ülke olarak görelim artık İstanbul'u. Çünkü Türkiye'yi besleyen İstanbul. Bunun için yeterli olacak olan baktığımızda İmamoğlu da yeterli değil ama en azından kötünün iyisi bana göre. Merhabalar. Falan yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Siz kimi destekliyorsunuz? Hiç kimseyi. Hangisinden fayda var? Söyle bana. Biz soruyoruz. Hayır. Hiçbirinden fayda yok. Yok. Kim başa gelse gene aynı. İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Evet. Sizce hangisi? Onun ismini de duymak istemiyorum. İmamoğlu tabii. 1000 defa İmamoğlu. Neden ismini duymak istemiyorsunuz? Ben biraz yani dört tutuk hiç kimse yok. Onu doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Öbürü doğru bulmuyorum. Murat Kurum'u. Murat Kurum'u doğru bulmuyorum. Hı hı. AK Parti'yi de doğru bulmuyorum. Evet. Yani bu gidişat iyi değil. Son kaç seneden bu yana. Böyle konuşmayla olmuyor. Atıp tutupla olmuyor. Tabii ki İmamoğlu. Bu şu anda yaşantı, milletin halini, ortamı görüyor herkes. Evet. Ne olduğunu, değil mi? Her şeyden, yani tek bir şeyden değil. Yani bu AK Parti son zamanlardan yani halkı sömürdü. Daha yapacak bir şey yok. Daha önce hiç vermiş miydiniz oyunuzu AK Parti'ye? Hayır. Vermedim. Hiç vermedim. Vermek de istemiyorum. Kaç sene öncesi gene sözüm yok. İlk baştan kaç sene. Ama 2018'den bu yana, hele 2002'den sonra 2 sene, 3. seneye girdi. Tamamen insanların hayatını bitirdi. Hayatını. Bu böyle konuşmayla herkes konuşabiliyor. Böyleyim, şöyleyim diyebiliyor. Ama hayatın gerçekleri var. İnsanın hayatı, ekonomik olsun, her şey ekonomik olsun, ne olursa olsun, her şeyden. Hayat şartları o kadar zorlaştı ki, yani Türkiye'de %70'i mahvolmuş, %30'u yaşayabiliyor. Öyle. Evet. Evet, evet. Hayır, hayır. Tabii ki orta kısım kalmadı. Bir de kendi kendini doğru buluyor. Bir şey demem. Olabilir. Ama maalesef bir halka sorsun, bir vatandaşa sorsun bakalım. Yani ya hal, hele diyorum son kaç seneden bu yana hal ortada ya. Ne demek bu böyle yaşam olur mu ya? Böyle yaşam olur mu? Olmaz. Murat Kurum Bey'e tamam, herkese de saygım sonsuz. Yani kim oyunu ona da veriyorsa saygım var. Ama ben kendim fikrimi söylüyorum. Benim tercihim değil. Burada olsaydı da ben onunla konuşsaydım daha iyi olurdu. Öyle. Evet. Peki, teşekkür ederim. Yayınlıyor musunuz bunu? Yayınlayacağız bunu. Tamam. Teşekkürler. Medya TV'den takip edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun Murat. Becerikli adam yapıyor. İmamoğlu'yu gördük işte. Ne yaptığını biliyoruz yani. Ondan dolayı Murat Kurum diyorum ben. Peki deprem bölgesini de biliyorsunuz ve İliç'te bir facia yaşandı. Onların da Murat Kurum zamanında, bakan zamanında, görev zamanında onay. Bu elde olmayan bir şey. Elde olmayan. Yani elde olmayan bir şey yani. O da altın çıkartılması da gerekiyor. Oradaki yöneticilerinde belki kusur olabilir ama Murat Kurum'a bence herhangi bir kusur olduğunu düşünmüyorum yani. Onay vermesi bile... Aynı. Bilmiyorum valla, daha karar vermedim. Karar vermediniz. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Geçen seçimde. Ay unuttum vallahi. Neden kararsızsınız peki bu seçimde? Öyle düşünüyorum yani. Düşünüyorsunuz evet. Daha. Peki kendinize yakın gördüğünüz bir aday var mı? Bir aday derken şimdi şöyle düşünüyorum, hani bu pandemi zamanında metrolar çok tıklım tıklımdı, biliyor musun? Hani hastalık bulaşıyor. Yani ona bir şey olmadı böyle. Sık sık gelmedi metrolar. Hani bu insanlar rahat etsin. Hastalık bulaşmasın. Yani öyle. O yüzden. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Sağ olun. Çünkü artık yeter, bunlardan bıktık. Bu Murat Kurum denen şahıs zaten daha önceden neydi? Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Bilmiyorum yani, şu andaki gidişat iyi bir gidişat değil. Şimdi bir kişinin ağzına bakarak karar vermek çok doğru bir şey değil. Şey olması lazım, evde bile mesela nedir? Bir baba var ve eşi var, eşinin mesela o da bir birey evde. Onun da rızasını alarak bir iş yapmak gerekiyor. Yani bir insan bir şey yaparken evde eşine dahi sorması gerekiyor. Ya ben bunu yapıyorum, doğru mu yanlış mı? Ama o kişi kendi kafasına göre hareket ederse hem eşine karşı hem çocuklarına karşı yanlış yapmış olur. Şimdi baştaki insan da öyle. Yani ya kaç sene oldu ya, 20 sene mi oldu? Yani yeter artık, yani bilmiyorum. Şu andaki hayat pahalı, ekonomi almış başını gidiyor. Yasalar, kanunlar. Şu anda yasa diye bir şey yok, kanun diye bir şey yok. Herkes kendi yasasını, kanunu kendi belirliyor. Yukarıdaki de kendi belirliyor. Yani olmaz. Şimdi yukarıdaki insan derse ki ben yasaları ve kanunları beğenmiyorum. Bütün anayasa, mesela yasaları, milliyetçiliği ben ayaklarımın altına alıyorum dediği zaman, o zaman o ülkede hiçbir şey olmaz ki. Hiçbir şey doğru dürüst yürümez yani. Yürür mü? Yürümez yani. Bence yürümez. Çünkü kim olursa olsun mesela yasalara ve anayasaya uymak zorunda. Ben diyorum ki mesela yeter artık, gitsinler. Özgür Özel mesela CHP'nin genel başkanı, İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, şu anda zaten mevcut belediye başkanımız. Bence Ekrem İmamoğlu şey yapması lazım, kazanması lazım. Yani biz bunlara bırakırsak artık ne bir denetim ne bir şey, mesela Devlet Denetleme Kurulu diye bir şey yok. Marketler, zaten marketler zinciri bana kalırsa şu anda BİM olsun, Şok olsun, 101 olsun. Bunlar yani hükümete bağlı şeyler, kurumlar. Ha oraya diyor ki ben diyor 10 bin lira ceza kestim, 20 bin lira ceza kestim. Ya bu cezayla bu olmaz. Ya adamı tutup içeri atacaksın, yargılayacaksın. Yoksa adama ne olacak yani? O adama 50 bin lira kessen ne olur ki? Öbür tarafta zaten depoda o kadar şey var, onu tutuyor, orada biriktiriyor, vermiyor millete. Şu andaki mesela şeyler, patates olsun, soğan olsun. Almaya gidiyorsun 30 lira 40 lira, ya 50 liradan aşağı hiçbir şey yok pazarda, bak 50 liradan aşağı hiçbir şey yok. Şimdi adam o patatesi domatesi çürütüyor, bak çürüyor, yine vermiyor vatandaşa. Vermiyor ya, düşür ya biraz, 15 liraya düşür, ne var yani, 20 yapmadan 15 yap. Yok, bunlar hepsi birbirine bakarak. Şimdi bir de bu şey var ya hani telefonlarımız, buralardan mesela her şey belirleniyor yani, eskisi gibi değil. O şimdi telefondan neden birbirlerine söylüyorlar, diyorlar ki işte patatesin fiyatı bu, soğanın fiyatı bu. Eskiden mesela halk pazarları vardı. Şimdi ben belediyenin yerinde olsam hiç hale göndermem. Halk pazarları kurarım. Hani şimdi şu anda halk lokantası, ne o lokant, kent bir lokantaları var ya belediyenin. Şu anda aklıma gelmiyor. Mesela bazı yerlere lokanta açıyor. Ucuza veriyor. 40 liraya 50 liraya yemek. Sen de bunu git şeyden al kardeşim. Adamdan al. Üreten adamdan al. Getir burada halk pazarı kur. Orada sat. Gerekirse işçileri de şey olarak kullan. Yani kendi elemanlarını olarak kullan. Yani bilmiyorum. Şu andaki gidişat gerçekten iyi değil. Ben bu yaşıma kadar böyle bir hayat pahalılığı görmedim. Yani yoksulluk çektik ama bu kadar. Ben 64 yaşındayım. Bu yaşıma kadar ben böyle bir hayat pahalılığı görmedim. Bak yoksulluk gördük ama yine böyle değildi. Şimdi isteyen her şeyi kendi kafasına göre etiket koyup bunu şey yapıyor, satıyor. Bak ben birkaç sefer mesela isim de vereyim. 101, BİM, bunlar Şok. Ya ben gidiyorum, alıyorum oradan, alacağım şeyi getiriyorum oraya. O da hesaplıyorum yani. Ben kendi telefonumdan hesaplıyorum. Oraya geliyorum. Adam bana tutuyor. 50-60 bin lira fazla çıkarıyor. Ben bildiğim ürünü tekrar gerisin geri gidiyorum. Diyorum ki bak burada bu yazıyor diyorum, etiket. Sen diyorum bana bunu bu fiyata vermişsin. Kusura bakma abi, ben etiketi değiştirmeye unutmuşuz. Ya unutmuşuz diye bir şey yok. O zaman diyorum aynı fiyata versen onu bana. Hayır olmaz abi diyor, o zaman ben zarar ederim. Yani denetim yok. Denetim yok. Şimdi ya devletin denetleme kurumu olması lazım. Mesela ne bileyim bazı merciler, kişiler bizden şey alıyor yani vergiden nedenden maaş alıyorlar. Bu belediyeler olsun, hangi belediye olursa olsun. Yani gidip bunu denetlemesi lazım. Ben geçen gene gördüm internette, adam BİM'i denetlemeye gidiyor. Adam kamerayı içeri almıyor ya, görüntüyü almıyor. Diyor ki sen gel diyor, kamera girmesin içeri. Ya niye girmesin arkadaş? Her şey şeffaf olması lazım. Daha detaya da girerim de. Yani korktuğum için değil. Ama bazı şeyleri hani derler ki ya korkuyorsun, niye korkuyorsun? Ya korkmuyorum. Mesela şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin ben böyle bir cumhurbaşkanı görmedim. Ben onu ne olarak görüyorum biliyor musun şu anda? AKP'nin genel başkanı. Ya cumhurbaşkanı demek ne kadar insan varsa bu ülkede ne kadar insan yaşıyorsa ayırt etmemek şartıyla mesela ne bileyim Arap'tır, Çerkez'dir, yabancıdır, Azerbaycanlı, Ukraynalı. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar insan yaşıyorsa Cumhurbaşkanı bunlardan sorumludur. Emniyete sorumludur. Asayiş olarak mesela sorumludur. Şimdi adam diyor ki filan yere oy verirsen diyor teröristsin. Ya böyle bir şey olur mu? Sen halkını nasıl terörist olarak yargılarsın? Daha detayında söyleyeyim mi? Bu bir şey daha söyleyeyim. Şu anda mesela o bir tane eski Refah Partisi'nden neydi? Şu anda Atatürk'e bir şeyler söyleyip duruyor ya. Şimdi bunu baştaki adama bakacaksın. Baştaki adam ne dedi? Ne dedi? 2 tane Ayyaş'ın dedi yaptığı kanun da benimki kanun değil mi? Ya bunu bir cumhurbaşkanı söylememesi gerekir. Şahsen ben utanıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığım için benim bir cumhurbaşkanım bu kelimeyi kullanıyor. Ben utanıyorum ya. Ben teşekkür ederim. Ben şöyle istiyorum. Yani hiçbir şey düzelmez diye bir şey yok. Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Her şeyiyle. Eğer bir başlasa var ya tarımıyla, neyle, hayvancılık, her şeyiyle ülke 4 dörtlük bir ülke. Ama bunu bazı baştaki adamlar şey yapmıyor. Yani önemsemiyor. Halk da bu duruma düşüyor. Mesela her şeyi niye gidip sen dışarıdan alıyorsun kardeşim? Doların bu kadar yükseleceğini bilmiyor muydun? Dolar 5 liraydı, şimdi oldu 30 lira. Sen dedin ki ben bunu dışarıdan alırım. Üretim yok, hayvancılık, mesela tarım, hiçbir şey yok. Ben istiyorum ki ülkemde insanlar, bundan sonraki gelecek olan insanlar, benim çoluğum, çocuğum, torunum, ya hiçbir endişesi olmadan yaşasın. Hadi ben dediğim gibi ben 64 yaşına gelmişim. Şurada Allah bilir ne kadar yaşayacağımı, artık 10 sene mi 5 sene mi, belki de giderken de Allah alabilir yani canımızı. He. Ama ben bu gençlerin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın iyi bir hayatı, iyi bir istikbali olsun istiyorum. He. Ben vatanımı seviyorum, ülkemi seviyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Bu ülkedeki insanları da din, ırk, mezhep, hiçbir şey ayırt etmeden seviyorum. Türk'ünü, Kürd'ünü, Çerkez'i, Laz'ı benim için fark etmiyor ya. Yeter ki insan olsun. Bak tek kelimeyle bitiriyorum. Tek kelimeyle yeter ki insan olsun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Medya TV YouTube'dan takip edebilirsiniz. Yayınlayacağız. Kötü bir şey de söylemedim. Yok teşekkürler. Hep yayınlıyoruz. Sağ olun.